Şimdi derbiye dair tüm gelişmeleri aktaracağız ve bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz aslında. Hemen dile getirelim. Sonrasında ekip arkadaşlarımız da detaylandıracak, bağlantılarımız olacak. Beşiktaş'ta Koli taktik antrenmanda yer almadı. Ağrıları süren Koli oynayamazsa bugün derbide Wellington forma giyecek. Biz de şimdi detayları ekip arkadaşlarımızdan öğreneceğiz. Canlı yayın noktalarımıza kameralarımızı çevirelim hemen. Sercan Dikme bizleri Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde bekliyor. Emre Kaplan da Florya'da ve bizi bekliyor. Galatasaray kampından gelişmeleri aktaracak. Her iki arkadaşım da A-Spor'da derbi günleri bayram havasında geçer. Her iki arkadaşım da gerçekten bu derbi gününe yakışır bir şekilde bizi bekliyorlar. Önce Sercan'a gidelim, ev sahibi takımla başlayalım. Sercan, bize neler aktaracaksın Beşiktaş'tan? Biz kırmızıyı verdik, tabi detayları senden isteyeceğiz. Yayına başlamadan önce sıcak haberi paylaşmıştık. Omar Koli ile ilgili iki gün önce Kevin Enkudu ile antrenman sırasında çarpışmıştı. Dizinde bir şişlik oluşmuştu. O ödem halen geçmiş değil. Dün yapılan taktik çalışmasında Omar Koli'nin yer almadığını öğrendik. Omar Koli içeride. Ağrıları halen devam ediyor. Dizindeki şişlik de var. An itibariyle bu durum değişebilir ama şu saat itibariyle Omar Koli'nin derbide oynama ihtimalinden bir tık daha yüksek. Peki ilerleyen saatlerde bu durum değişebilir mi? Değişebilir. İğneyle oynama ihtimali de olabilir ama an itibariyle oynamama ihtimali daha yüksek Omar Koli'nin. Omar Koli oynamazsa da Wellington hemen arkasında forma şansı bekleyen oyuncu. Halen net bir şekilde Omar Koli Galatasaray maçı kadrosundan çıkartıldı gelişmesini paylaşabilecek düzeyde değiliz. Halen açık kapı bırakalım ama dizindeki şişlik geçmediği için derbide oynama şansı bir aylık şekilde düşük. Aslında iki gün önce ben kendisini görmüştüm. Umut Meraş'ın düğününde sekiyordu. Bu durumu da paylaşmıştık. Çok sağlıklı bir biçimde değildi. Konuştuğumda oynamak istediğini söylemişti ama bugün oynayamazsa gerçekten fiziki olarak buna engel bir durum olduğu içindir. Çünkü halen duyduğum ve öğrendiğim kadarıyla dizindeki şişlik halen geçmiş değil Omar Koli'nin. Beşiktaş'ta Omar Koli dışında ihtimal tabii ki Omar Koli. Delali yok. Tayyip Talha da bu maçta forma giyemeyecek. Bu eksikler ışığında Beşiktaş'a dair muhtemel 11'i de biraz güncellememiz gerekiyor. Kalede Mert Günok, savunmanın sağında Onur Bulut yerine Valentin Rozier'i bekliyoruz bugün. Savunmanın ortasında Omar Koli'nin oynamaması durumunda Wellington ve Romain Saiz. Sol tarafta, sol bekte Arthur Masuaku. Orta alanda bir üçlü. Salih Uçan, Getson Fernandez ve Amir Hadzametovic. Kanatların birinde Nathan Redmond, diğerinde Cenk Tosun. Forvet'te ise Vincent Aboubakar. Beşiktaş Galatasaray'la özellikle iç sahada oynadığı maçlarda ağır bir üstünlüğü var. 8 sezondur Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a karşı bir galibiyet alamadığını, bu psikolojik üstünlükle Beşiktaş'ın sahaya çıkacağını söyleyelim. Hafta başından bu yana hem Şenol Hoca, hem futbolcular, hem Beşiktaşlı yöneticiler adeta Nevzat Demir tesislerine kamp kurdu. Hoca futbolcularla saha içinde ve saha dışında bu maçın önemine dair zaten çok şey söylemeye gerek yok ama taktikle ilgili çok fazlasıyla bilgi paylaştı. İlk dakikadan son dakikaya kadar Beşiktaş'ın kafasında planladığı tek şey 3 puan. Herhangi bir sonuca bakmadan, bu maçın sonucunun hangi takımı etkileyeceğini düşünmeden Beşiktaş bu maçı kazanmak istiyor. Kendisi için kazanmak istiyor çünkü tünelin ucunda çok uzaklarda bir ışık var. Bugün Beşiktaş Galatasaray'ı yenmesi durumunda aradaki puan farkını indirecek. Galatasaray'ın bir sonraki maçlarda her Beşiktaşlı kağıdı kalemi eline aldığında hesap kitap yapıyordur. Bu hesap kitabın devam edebilmesi için ilk engel Galatasaray. Galatasaray'ı bugün yenmek istiyorlar. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra Beşiktaşlı futbolcular öğle yemeğinde buluşacaklar. Öğle yemeklerini yiyip tekrar istirahat için odalarına çekilecekler. Beşiktaş Başkanı Ahmet Türçebi'nin ve yöneticilerin gün içerisinde tesislere gelerek hem futbolcularla hem teknik heyetle bir toplantı yapmasını, ayrıca her önemli maçtan önce olduğu gibi Sayın Başkan'ın Galatasaray derbisi için de özel bir galibiyet primi belirlemek istediğini söyleyelim. İlerleyen dakikalarda özellikle Omar Koli ile ilgili bir durumun netleşmesi durumunda yine A-Spor ekranlarında paylaşıyor olacağız. Ceyda Dönmez. Evet, Sercan Dikme bize siyah beyazlılardan gelişmeleri tüm detaylarıyla birlikte aktardı. Şimdi biz de Florya'ya kameralarımızı çevirelim. Ümraniye'den Florya'ya gidiyoruz. Çok güneşli, güzel bir hava var İstanbul'da. Florya'da atmosfer ilerleyen dakikalarda kuşkusuz artacaktır. Bakalım Emre bize sarı kırmızılı takımdan neler aktaracak. Emre?
Ceyda, teşekkürler. Biz de Florya'dan Metin Oktay tesislerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi güzel bir bahar havası var. Güzel bir bahar günü yaşanıyor ve Florya Metin Oktay tesislerinin sadece önünde değil, içinde de benzer bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Hafta içerisinde basına açık antrenmanı takip etme imkanımız oldu. Onun dışında edindiğimiz istihbaratlar da takımın moralinin, motivasyonunun bir hayli üst düzeyde olduğu şeklinde. Karagümrük maçında beklenmedik bir puan kaybı yaşamıştı Galatasaray ama sonrasında durum toparlandı. Moral motivasyon olarak şu anda sarı kırmızılar derbiye tam olarak full bir şekilde konsantre olmuş durumdalar. Yaklaşık bir saat önce burada buluştu sarı kırmızılı futbolcular. Maç günü kahvaltısı yapıldı. Maçla ilgili artık Okan Hoca'nın da gün içerisinde son talimatlarını vermesini bekliyoruz. Galatasaray'da herhangi bir eksik yok. Sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor derbi öncesinde. Bu da tabii ki sevindirici bir gelişme ve şunu da söyleyelim. Galatasaray bu sezon derbilerde iyi bir performans ortaya koydu. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ilk yarıdaki derbilerde mağlup etmişti. İkinci yarıda Trabzonspor'u mağlup etti. Ezeli rakiplerine karşı, direkt rakiplerine karşı iyi sonuçlar aldı. Bugün de benzer bir sonucu hedefliyor sarı kırmızılar ama bugüne kadarki derbilerde genel itibariyle Okan Hoca'nın maç özelinde rakibe göre bazı kadroda tercihler yaptığını görmüştük. Bugün böyle bir durum beklemiyoruz. Galatasaray son haftalarda oturan ideal 11 ile yeniden sahada olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz haftaki Karagümrük maçından tek değişiklik zorunlu olarak o karşılaşmada oynayan Zaniolo'nun yerine Mauro Icardi'nin 11'e dönmesi olacak. Hemen muhtemel 11 üzerinden bu durumu ifade edelim. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da bugün. Savunmanın sağında Sacha Boye, solda Sam Adekupbe, stoper ikilisinde Nelson ve Abdülkerim, onların önünde orta sahanın merkezinde Torreira ve Oliveira 10 numara pozisyonundadır. Dries Mertens sağ tarafta, Raşitsa solda, Kerem Aktürkoğlu ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Icardi şu ana kadar oynadığı tüm derbilerde gol atma başarısını gösterdi. İlk maçlarında, ilk derbilerinde bunu başaran da ilk oyuncu oldu Galatasaray tarihindeki. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a ilk oynadığı maçlarda gol atma başarısını gösterdi. Şu anda Florya'nın çevresi biraz sakin ama ilerleyen saatlerde buradaki taraftar sayısının ve coşkusunun da artmasını bekliyoruz. Saat 17 sularında Galatasaray buradan Vodafone Park'a doğru hareket edecek. Arkamda takım otobüsünü görüyorsunuz. O saat 15.30-16 sularında diğer kapıya doğru, kamp merkezinin olduğu kapıya doğru geçecek. Ekip otobüse binecek ve saat 17 sularında da Vodafone Park'a doğru yolculuk başlayacak. Biz de gün boyunca Florya'dan yansıyan tüm detayları, hem takıma dair bilgileri hem atmosfere dair görüntüleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Ekip arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim. Bugün yoğun geçecek A-Spor'da. Spor'un ekranı, derbinin ekranı ve tüm ekip arkadaşlarımız takımlardan gelişmeleri, Vodafone Park'ın etrafındaki atmosferi sizinle paylaşacaklar.